genel izleyici için uygundur. Merhaba herkese. Tercih Zamanı'ndan Cem Seymen ben. CNN Türk ekranlarında Tercih Zamanı programında özellikle bilimi, gençliği konuşuyoruz ama bugün üniversitenin kampüsündeyim. Çok etkilendiğim bir üniversite oldu burası. Geldiğim ilk andan itibaren hem öğrenciye verdiği değeri hem işlerine olan saygısını adım attığım andan itibaren hissettiğim bir yer gerçekten. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ndeyim. Kampüs dinamik bir kampüs, genç bir kampüs. Tatil olmasına rağmen öğrencilerin çimlere yayılmış modern binaların ve teknolojinin içinde aslında sosyal ilişkileri de geliştirdikleri harikulade bir ortam. İstanbul'un incisi Haliç'in tam ortasında muazzam bir teknoloji, bilim ve öğrenim merkezi burası. Profesör Doktor Buğra Özen rektörümüz, konuğum bugün. Buğra Hocam, bizi kampüste ağırladığınız için çok teşekkür ederim öncelikle. Sizi daha önce de tanıdım. Ne kadar heyecanlı, ne kadar işine hakim, ne kadar gençliğe saygı duyan, gençliğin ihtiyaçlarını bilen bir karakter yapısına sahip olduğunuzu da gördüm. Bunlar çok önemli kriterler gerçekten. Bu kadar dinamik bir kampüs, bu kadar iyi bir yatırım açıkçası beni şaşırttı. Kampüsü biraz bana anlatmanızı rica edeceğim. Şu anda kütüphanedeyiz zannediyorum. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun. Kampüsümüzü ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ve güzel sözleriniz için de çok teşekkür ederim. Biz tabii bakıldığında yatırım yapan bir üniversiteyiz ve temel noktamız da şu. Geçmişimize baktığınız zaman 30 yıllık bir ilaç firmasının esasında kurduğu bir vakıf. Fakat bu firma diğer firmalardan birazcık daha farklı olarak Türkiye patent şampiyonası firmaları arasında ilk 20 arasında yer alan, bazen Reuters'e göre ilk 5 arasında alan bir firma ve ürettiği patentleri de üretime çevirmiş. Ve bu noktada demişler ki Türkiye'de siz de biliyorsunuz bazı noktalarda eksiklikler var. Eğitim alanına girelim ve biz de Türkiye için kalifiye elemanlar yetiştirelim ve sağlık ve teknolojiyi birleştirelim. İşte bu noktada üniversiteye adımını 2020 yılında ilk öğrencilerimizi aldık. Bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Hatta gelecek sene diş hekimliğinde ve eczacılıkta da mezunlarımızı vereceğiz ve buna bağlı olarak da hızlı bir şekilde gelişmeyi hedefliyoruz. Tabii ki hızlı bir şekilde gitmek zorundayız. Çünkü önümüzdeki diğer üniversiteler çok belki de yüzyıllardan beri gelen bazı geleneklere sahipler. Yani baktığınız zaman İstanbul Üniversitesi, işte İstanbul Teknik Üniversitesi, biz onları izlediğimiz takdirde oraya ulaşamayız. Bu sebepten dolayı belli sıçramaları yapabilmek adına farklı noktalardan ilerlemeye çalışıyoruz. Hocam müthiş bir rakam, beni heyecanlandıran bir rakam öncelikle. 283 patent çıkmış. Evet. Ve önemli olan patent çıkarır. Zaten üniversitelerin yani varlık sebebidir bilime hizmet etmek, patentler çıkartmak. Ama siz bu 283 patentin tamamının kullanımda olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi benim aklıma Güney Kore örneği geliyor. Güney Kore'yi Türkiye kurtarmaya gitti. Güney Kore Türkiye'den çok çok daha geride bir ekonomiydi. Var olma savaşı veren bir ülkeden bugün binlerce, yüz binlerce patent çıkaran bir ülkeye dönüştü. Aynısını Türkiye başarmalı. Beraber başladığımız bir ülkenin çok gerisindeyiz. Ama bunu başarmak için önce bilim, önce teknoloji ve önce heyecan demek. Bu heyecan var mı sizde? Biz zaten bu heyecanla birlikte kurulmuşuz. Ve bu sebepten dolayı bu heyecanı bir şekilde yakalayıp en büyük üniversitenin eksikliği nedir Türkiye'de? Tamam, çok güzel araştırmalar çıkıyor ve bazılarından patentler de çıkıyor ama görebiliyorsunuz ki bunlar üretime geçmiyor. Ve bir patentin üretime geçmediği noktada esasında bir şey de anlam ifade etmiyor. Patentin üretime geçmesi ne demek? Ekonomi için ne anlam ifade eder? Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki üretime geçtiği anda bu dünyada siz bunu ilk yapmışsınız ve bunu satma imkanına sahipsiniz. Ve bunu dünyaya pazarlıyorsunuz. Mesela bizim de 44 ülkede şirketlerimiz var, esas firmanın, vakfımızı kuran firmanın ve buna bağlı olarak bütün dünyaya satıyorsunuz. Oradan ciddi gelirler elde ediyorsunuz ve bağlantılar elde ediyorsunuz. Esasında hayat, yani artık gelinen noktada teknolojide bağlantılar üzerinden dönüyor. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Yani çoğu zaman dünyanın resesyona girdiğini görüyoruz, ekonomilerin zora girdiğini görüyoruz. Benim her zaman üzerinde dura dura savunduğum bir gerçek var. Üniversite demek, ekonomiye katkı demek, bilim demek, teknoloji demek, sanayiyle işbirliği içinde çalışan ve ülke ekonomisinin temel dinamosunu üreten merkez demek. Şimdi patent dediğiniz zaman yani katma değerli üretim demek bu. Yani kasaya para girmesi, milyarlarca doların yüksek teknoloji ihracatı sayesinde gelmesi demek. Bu açıdan üniversiteleri çok önemsiyorum ve çok
büyük görevler düştüğünü görüyorum. Hele Türkiye'nin şu günkü durumunda üniversitenin teknoloji üretmesi ve ekonomiye destek bulmasını nasıl yorumlarsınız? Şimdi üniversite gerçekten inovatif kısmını iyi kullanmak durumunda. Aynı zamanda araştırmacı kimliğinden de bir şey kaybetmemek durumunda. Çünkü yani inovatörlerle bir şeyi bulanlar, icat edenlerle araştırmacılar aynı insanlar olmayabilir. Doğru. Bunlar iki ayrı gruplar. Doğru. Fakat maalesef üniversite dinamiğinde iki grup bir araya gelemiyor. En büyük problemler burada. Yani inovasyonu yapan kişi araştırmayı yapamıyor. Araştırmayı yapan kişi çoğu zaman inovasyonu yapamıyor. Şimdi bunları bir araya getirdikten sonra başka bir saç ayağı daha var. Orada da sanayi. İşte bunları bir araya getirip sanayiyle birleştirmek ve oradan çıkan ürünü de sonra dördüncü ayak pazarlamak. Esas pazarlama da büyük iş. Bir şey üretebilirsiniz. Bizim mesela gerçekten fabrikalarımızda diyebiliriz ki bugün hemen bir şey üretelim. Bir diş macunu anında üretiriz. İstediğimiz versiyonlarda üretebiliriz. Ama esas olarak bunu satamadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez. Kaldı ki o diş macunu zaten var. Var. O diş macunun içine belki inovatif bir ürün katarak bambaşka bir şeye yol açacak bir öğrencinin çıkışına olanak sağlayacaksınız. Esas mesele bu zaten. Oradaki o farklılık belki bir molekül size çok büyük bir ticari güç getirecek. Kesinlikle tam olarak bahsettiğim de bu. Üniversitelerden evet. Bilim ve teknolojinin çıkması demek sanayinin güçlenmesi, istihdam demek, ekonominin güçlenmesi demek, refah demek. Kişi başına milli gelirin 10 bin dolar değil de 30 bin dolar, 35 bin dolar olması demek 5-6 yıl içinde. Evet. Şimdi biraz dersimi çalıştım. Baktım 3700 tane öğrenciniz var. Bu 3700 tane öğrenciyi eğiten aşağı yukarı galiba 91'i de PhD'li, doktoralı öğretim üyesi, 319 akademisyen. Dikkatimi çeken en önemli nokta, çok farklı geniş bir yelpazeden akademisyenleri toplamışsınız ki öğrenciler farklı disiplinlerde çok farklı bir kafa formasyonuna sahip olabilsin. Bu açıdan da tebrik etmek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle ülkemize baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Çeşitli ekoller var. Mesela Ankara'nın ekolleri farklı olabiliyor, İzmir'in farklı ekolleri, İstanbul'un farklı ekolleri. Ve gerçekte de böyle olması lazım. Ama bu ekollerin tabii ki güzel yanları da var ve bize belki uymayan yanları da var. Hı. Ama esas olarak burada bir eğitim sırasında bütün ekolleri öğrenmek zorunda ki buna bağlı olarak kendi kafasında bu noktada da doğrular var. Çünkü belki beyni o şekilde işliyor. Ve buna bağlı olarak biz ne yapıyoruz? Çeşitli hocalarımızı çeşitli illerden getirerek burada bu eğitimi vermedirmeye çalışıyoruz. Farklı ekollerle eğitim vermek öğrencinin yani bilime, teknolojiye ve sorumluluk duygusuna ve geleceğe bir katkı yapma duygusunu oluşturmasına bence destek olan da bir durum. Şimdi bu açıdan motivasyonu çok düşük de bir genç nesille karşı karşıyayız. Evet. Bu açıdan baktığımızda da yaptığınız özellikle yeni modellemeler, öğretim modellemeler var mı? Nasıl motive ediyorsunuz öğrencilerinizi? Şimdi şöyle bir şey var. Bazı mesleklerde kadim bilgiler var. Bu kadim bilgiler her koşulda öğretilmeli ama bir taraftan da artık yapay zekalar var, yeni teknolojiler var. Bunların iç içe bir araya girmesi lazım. İşte burada mesela açtığımız ağız diş sağlığı merkezimiz var. Bunun için uğraşıyoruz ki dünyadaki referans noktalarından birisi olsun. Buna bağlı olarak nasıl eğitim hizmetlerini arttırabiliriz ve öğrenciye esasında bu yapay zekayı nasıl kullanabileceğini ve kendisini nasıl güncelleyeceğini öğretmeye çalışıyoruz. Teknoloji olarak nasıl yatırımlar yaptınız mesela? Bize biraz yardımcı olun anlamamıza. Şimdi şöyle bir bu şey. Bu gelişen acayip teknolojik dönemde öğrencileri update edebilmek, güncelleyebilmek ve geleceği hazırlamak için büyük de bir yatırım gerekiyor. Tabii ki. Mesela şu an için kütüphanedeyiz. Burada hemen bir alt katımızda bakıldığında kadavralarımız var. Tabii ki çocuk bir şekilde kadavrayla diseksiyon yapacak öğrencimiz ama buraya geldiği zaman kütüphanede 3 boyutlu atlasa da açacak. Buna bağlı olarak işte bilgisayardan bakacak, o sekmeleri net görecek gibi burada sadece tabii kütüphane anlamında değil, teknoloji anlamında cihazlarda da büyük yatırımlarımız var. Aşağı iniyorsunuz yine laboratuvarlarımızda belki de Türkiye'de olmayan cihazlarla biz ne yapıyoruz? Eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunu sadece burada yapmıyoruz. Bir Ar-Ge binamız var. Gerçekten 10 bin metrekare üzerinde ve son derece modern cihazlarla üretilmiş, üretim yapan bir Ar-Ge noktamız var. Yine 300 yataklı hastanemizi yapıyoruz ki referans hastanemiz olmak üzere. Bunlar çok büyük yatırımlar ve bakıldığında 100 milyon dolarlarla ölçülen yatırımlar. Bunlar işte vakıf tarafından bize verilen ve yeter ki vakıf mantığıyla işler yürüsün diye hibe edilen paralar.
Hocam sağlık ve teknoloji üzerine yoğunlaşmışsınız ya. Evet. Şimdi sağlık dediğimiz zaman dünyanın ilk akla gelen ülkesi Türkiye değildi. Ama son zamanlarda belki son 10 yılda görüyoruz ki sağlık sektöründe dünyadan da hasta çekmeyi başaran çok önemli bir destinasyon haline geldi Türkiye. Bu açıdan baktığınızda teknoloji ve sağlığı birleştirerek öğrenci yetiştirdiğinizde ülkede kalması için bir üniversitenin ne yapması gerekir diye düşünüyorsunuz? Esasında ben de yıllar boyu yurt dışında çalışmış ve Türkiye'de olmak istediğim için Türkiye'de çalışan... Kaç yılınızı yurt dışına geçirdiniz? Esasında mesela dünyanın bir numaralı diş hekimliği fakültesinde 3,5 yıl doçent olarak çalıştım. Başka yerlerde de çeşitli araştırmalarda bulundum. Ve şunu söyleyeyim ben size, bizim hekimlerimizin eğitimi gerçekten çok üst kalitededir. Yani bu diş hekimi olsun, tıp alanında olsun, eczacılıkta olsun. Çünkü biz hastayla karşı karşıyayız. Ve inanılmaz cihazlara sahibiz. Yani gidiyorsunuz dünyada diyor ki mesela benim sıralamam 30. tıp fakültesi ya da 6. Ben böyle bir şeyim vardır. Gittiğim zaman bir ülkeye muhakkak oradaki üniversiteyi de ziyaret ederim. Ve inanılmaz boyutta kendilerini öven noktalarda olan üniversitelerin esasında bir hastaya sahip olmadığını görüyorsunuz. İki yeterli uzman sayısına sahip olmadığını görüyorsunuz. Üç diyor ki ben dünyada buyum ama cihazları yok ellerinde. 30 senelik periyotta onun ömrü bitmeden yeni cihaz almıyor. Ve teknolojiyi zaten Türkiye'ye getirmiş. Üniversitenin şu anki performansından yöneticisi olarak tatmin misiniz? Memnun musunuz şu anda? Biz tabii ki hiçbir zaman hiçbir şeyden tatmin olmayız. Amacımız şu. Bu harika bir cevap. Çok teşekkür ediyorum. Daha ileriye nasıl gidebiliriz? Çünkü sürekli kendimizi güncellememiz lazım. Biz öğrenciye diyoruz ki kendinizi güncelleyin, etik değerlere sahip çıkın. Şimdi bakıyorsunuz ki siz kendinizi güncellemezseniz, bu kadar yatırım yeter derseniz buna bağlı olarak iş yapamazsınız. İşte üniversitede gezerken ben size ilk cümle olarak şunu söyledim. Buradaki laboratuvarlar bakın bu kadar gelişmiş ama bunları bu yaz yıkıyoruz, daha büyütüyoruz, daha yeni şeyler ekliyoruz, buraya yeni laboratuvarları ekliyoruz ve sürekli bir yatırım içerisindeyiz. Çünkü ihtiyaç da farklılaşıyor, sonuç da farklılaşıyor. Buna bağlı olarak oradaki mekanizmaları baştan yapmak zorunda kalıyoruz. Girişimcilik benim için çok önemli bir kelime. Çünkü girişimcilik sayesinde coğrafi keşifleri başlatan duygudur bu girişimcilik. Yani sana verilenle yetinme, daha iyisini öğrendiklerinle beraber yapabilme dürtüsü. Yani okyanusta denize açılma cesaretidir girişimcilik. Evet. Ve Türkiye bu açıdan çok 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 genç bir nüfusa sahip ya, çok avantajlı bir konumda. Üniversitede girişimci yetiştirdiğinizi söyleyebilir misiniz? Şimdi esas hedefimiz bu. Yani sadece çalışan değil çıktığı zaman, tabii ki çalışmak çok değerli ama daha çıkmadan hedefimiz şu ki kendi şirketine sahip olan veyahut da en azından bir üretimde olabilecek nitelikte para kazanmaya çalışan öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu her alanda olması lazım. Ve bunu başardığımız zaman esasında biz başarılı olacağız. Hedefimiz bu. Çok büyük ve bence manalı bir hedef bu. Çünkü bunu neden söylüyorum? Üniversitenin kampüsüne ilk girdiğim andan itibaren herkesin yüzü gülüyordu bir kez. Demek ki çalıştığı yerden çok memnun buradaki insanlar da. Benim için önemli bir kriterdir bu. Adım attığım andan itibaren aldığım ilk duygu. Beni en çok etkileyeceğini düşündüğünüz şey nedir diye sorsam, üniversite kampüsünü gezdirirken, cevabınız ne olurdu? Şimdi temel nokta şu, başarılı olmak istiyorsanız, sizin de söylediğiniz gibi insanların mutlu olması lazım. Mutluluk esasında o mesleği ya da o alanı benimsemeye getiriyor. Benimsediğiniz zaman burada artık özveride bulunuyorsunuz ve özveri esasında başarıyı getiriyor. Bu zincir esasında ne yapılıyor, kuruluyor. Bizim hedefimiz şu, mutlu öğrenciler mesleğini benimsesin, iyi işler çıkarsın ve sonuçta da başarılı olsun. İşte biz burada belki sizi en etkileyecek nokta mesleğini seven insanlar yaratmaya çalışıyoruz. Profesör Doktor Buğra Özen, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim, sağ olun. Türkiye hep söylüyorum, dinamik bir ülke, genç bir ülke ama o gençleri iyi eğitmek bence görevimiz. Girişimcilik, sağlık, blockchain, internet, her şeyden önce yapay zeka, bütün bunlar geleceğimizi şekillendirecek kavramlar. Bu kavramlara hakim olmadan dünyada iddia sahibi olabilecek bir ekonomi mümkün değil, olmayı başaramayız. Dolayısıyla o gençliği yetiştirmek, ekonomiyi güçlendirmek. Hedefimiz bu, hikayemiz bu, heyecanımız bu. Ben Cem Seymen. Hoşçakalın.